24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazının ardından Ayasofya Camii'nde yoğunluk hiç azalmadı. Vakit namazlarında cemaat caminin içini doldururken kalabalıklar dışarıda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. İşte Ayasofya'dan bugüne dair notlar. Hiç düşünür müydünüz, hayal eder miydiniz? Ayasofya Camii olacak, cemaat oraya gidecek. Çok güzel oldu, çok güzel, çok mutlu olduk, çok sevindik. Çok büyük bir hasret değil mi? Ne diyorsun, 86 yıl. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Cemaati azalmıyor dışarıdaki kalabalığı da. Ayasofya 24 Temmuz'dan bu yana hasretle bekleyenlerini ağırlıyor. 24 Temmuz Cuma gününden beri bu manzara hiç değişmedi. Ayasofya Camii'ne akın devam ediyor. Birazdan minareden yükselen ezan sesiyle öğle namazına başlayacaklar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok heyecanlıyız. Öğle namazına gidecek. Evet, evet, öğle namazına. Allah kabul etsin. Kılalım. Duamız herkes için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dört minaresinden ezan sesi yükseldi. 86 yıllık özlem cuma vakti son buldu. Cemaat o dakikadan beri Ayasofya Camii'ni yalnız bırakmadı. Şükür namazını kılacağız inşallah öğle namazından sonra. Erdoğan gibi başkan olduğu için her zaman teşekkür ediyorum. 1980 yılında minarenin hoparlörlerinden birini takmış beyefendi. Şimdi o hoparlörlerden Kur'an-ı Kerim sesi yükseliyor. Dinliyoruz tabii. Ne hissediyorsunuz? Ya ne kadar mutluyuz biliyor musun? Ayasofya Camii'ne ilgi çok büyük ama özellikle de girişinde işte bu tabelanın önünde fotoğraf çektiriyorlar. Ayasofya Kebir Camii Şerifi tabelasının önünde bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Ayasofya'nın cami olması nasıl bir şey bir Pakistanlı bir şey için? Bizim için de çok iyi bir şey çünkü hepimiz Müslümanız o yüzden. Daha caminin içine girmeden çıktı kameralar. Fotoğraf makineleri, cep telefonları en güzel Ayasofya karelerini çekti. Merhabalar, Ayasofya dolar mı dolmaz mı iddiasına girdiniz? Kazandınız. Kazandım. Yemek ısmarladım. Her zaman doluyor. Ayasofya her zaman doluyor. Böyle iddiaya girilmez. Kaybedersiniz. Ayasofya Camii'nin minarelerinden Yasin-i Şerif sesi yankılanıyor ve bir taraftan da cemaat içeriği artık doldurdu. İçerideki sosyal mesafe gözetilerek belli bir sayıya ulaşıldıktan sonra içeri girişler bu şekilde kapatılıyor. Barikatın arkasında kalanlarsa vakit namazı kılındıktan sonra içeri alınacak. 86 yıl bekledik. Bekleriz yani fark etmez. Bu bir kızıl elma yani. İçerisi doldu. Bariyerler artık çekildi. Ama kalabalık bitti mi? Elbette hayır. Ayasofya Camii'ne girmek isteyenler hala kuyrukta ve bu sıcak altında gelenlerin kuyruğu uzadıkça uzuyor. Namaz kılabildiniz mi içeride? Yok, orada kılamadım. Önemli değil. Bunu hissediyorum ya ben burada. Önemli olan bu. Ve öğle namazı vakti geldi. Ayasofya'nın huzurlu atmosferinin altında tekbirler alındı. Mermerin üstünde dolaşıyorduk. Ziraat tavuğu gibi dolanıyorduk. Şimdi yerde halılar var, evet, seccadeler var. Inşallah. Minarelerden ezan sesi yükseliyor. Tabii ne mutlu. Türkiye'miz bağımsızlığına kavuştu. 24 Temmuz'daki ilk cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nde artık vakit namazları da kılınıyor. Mermer yerine halılara basıyor ayaklar ve alınlar seccadeyle buluşuyor. Yurt dışında yaşıyoruz, İsveç'teyiz. Yani elbette ki bu içimize yaraydı. Sosyal mesafeli saflarda omuz omuza olmasa da gönül gönüle namaza duruldu. Ayasofya Camii 24 saat açık. Vakit namazları kılındıktan sonra cemaat caminin içini boşaltıyor. Onlar dışarı çıktıktan sonra da içerisi dezenfekte ediliyor ve dışarıda bekleyen kalabalık tekrar namazlarını kılmak üzere caminin içine giriyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya cemaatini 24 saat ağırlamaya devam edecek.